Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1 verip 10 almayı planlıyorum. Bakalım projemiz gerçekleşebilecek mi? Redüktörlü bir motorla burada bir tur çevirip buradan 10 tur çevireceğiz. 1 volt verip 10 volt alacağız ve sonsuz döngü var mı yok mu? Ya da 12 volt bir adet akü ile 220 volt led ampuller nasıl çalıştırılır? Mekanik inverter ne demek? Bunları hep birlikte araştırıp test edeceğiz. Hemen çok fazla lafı uzatmadan projemize geçelim. Evet, düzeneğimizi kurduk. Şimdi burada kullanacağım ampuller şu şekilde, normal 220 voltla çalışan ampuller arkadaşlar. Bu ampulleri şimdi buradaki jeneratörümüze gireceğiz. Jeneratörümüzün bu ampulleri çalıştırmasını düşünüyorum ve çalıştıracaktır zaten. Ortalama 160 volt civarında bir gerilim veriyor bizim çıkış motorumuz. 4 adet ampulümü şu şekilde. İlk önce motorumuzu çalıştıralım. Hatta daha sonra girelim. Burada şu şekilde standart kullandığımız ayarlı güç kaynağımı kullanacağım yine. Evet. Şu şekilde daha iyi görünüyor sanırım. Şu anda 10.5 volta. Ve motorumdan çıkan kablolar arkadaşlar. Sonuçta burada 160 volt var. Evet. Bakın, geril motorumu yavaşlatıyorum. Direkt ampullerim sönüyor arkadaşlar. Hemen diğer ampullerimi de sisteme ilave ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi 4 adet ampulümüz şu anda çalışır durumda. Çektiğimiz akım 1.48 wattımız ise 29 watt arkadaşlar. Buradaki ampullerin her biri 10 watt. Ben şimdi gerilimi arttıracağım. Tabii ki motorumuzun devirde artacağı için ampullerin ışık şiddeti artacaktır. Ve harcadığımız güç de doğru orantılı olarak artacaktır. Peki bu sistem bizim ne işimize yarayacak? Açıkçası bu sistem, elinizde 2 adet DC motorunuz var. Akülerimizi, bakın 2 adet akü. Akülerimi seri bağlayacağım. Burada ne yapacağımızı açık açık göreceğiz. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar için seri bağlantı arkadaşlar. Akünün birinin eksi kutbuyla diğer akümüzün artı kutbunu birleştirmek demek. Yani siyah kutup başıyla kırmızıyı birleştirdim ve motorumuzdan akümüze direkt kabloları bağlayacağım. Şimdi eksi kutbumu bağladım. Burada ise benim artım var. Gördüğünüz gibi burada tam olarak yaptığımız şey, normal akü ile çalıştıramayacağımız ampullerimizi
Mekanik inverter yardımıyla aküden buradaki motora verdik gücü. Buradaki motor, kayış vasıtasıyla buradaki motorumu rediktörlü bir şekilde çevirerek buradaki jeneratörün 160 volt civarında bir güç üretmesine sebep oldu. Peki bu ampulleri biz direkt aküyle çalıştıramaz mıyız? Hayır, çalıştıramazsınız arkadaşlar. Evet, şimdi buraya televizyonumu getirdim. Televizyonumu motorumun çıkışına direkt bağladım. Bakalım arkadaşlar, televizyonumuz çalışacak mı? Evet. ...24 volt yetmediği için güç kaynağımı bağladım. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Kumandamla televizyonumu çalıştırdım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi televizyonumuz şu anda normal bir şekilde çalışmaya başladı. Hemen çektiğimiz akıma bakalım. Sanırım gözüküyor. 31 volt DC volt 4 amper 135 wattla şu anda benim televizyonum gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şu şekilde medya. Sadece asenkron motor bağlayamazsınız arkadaşlar. Diğer televizyonunuzun güç kaynağı bunu tolere edecektir. Ama asenkron motorlarda frekans gerektiği için onu asenkronlarda çalıştıramazsınız. Gördüğünüz gibi, bakın, televizyonumu kapatacağım. Motorumun devrinin yükseldiğini, çekilen amperin ve wattın düştüğünü buradaki güç kaynağımdan göreceksiniz. Bakalım projektörümüz ne yapacak? Yeterli gerilime ulaşırsak yanacaktır arkadaşlar. Hayır. Akülerimizi alalım. 30 voltun üzerinde bir gerilim vermem gerekiyor buradaki motoruma. Bunu test etmiş olduk. 30 voltun altında diğer motorum gerekli gücü karşılayamıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım tekrar. Evet. Bakalım kaç volta kadar düşürebiliriz bu kısmı. Gözüm aldı. Hiçbir şey göremiyorum. Minimum 25 volta kadar düşürebiliyorum. Şu anda 25 volta. 26. Şu anda 28 volt. Hala ledim yanmadı. 29 yapalım. Evet, 30 volt da çalışıyor. Volt metremle bakacağım. Burada kaç volt DC gerilim var. Tabi çarpılmazsak. DC akım çarpmaz diye bir olay yok arkadaşlar. DC akım da çarpabilir. Çarpıyor yani. 115 volt var şu anda burada. Bakalım. LED'imi söndüreyim. Tabi motorumuzun devre otomatik olarak yükseliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 130. Evet, 130 volta kadar çıktı. 130.5 volt ve stabil. Gördüğünüz gibi 130.2, yani %1'lik bir sapma bile yok arkadaşlar. %1
Bir bile sapmıyor voltaj. Oo. Dokundu. Direkt yandı arkadaşlar. Çocuklarım. Evet arkadaşlar, şimdi devir daimci arkadaşların isteğini yerine getirelim. Olmayacağını bildiğimiz halde yine onları kırmayalım. Bakın, burada üretmiş olduğumuz enerjiyi, yani şu enerjiyi tekrar buradaki motorumuza vermeyi deneyeceğim. Hemen onu yapalım. Oo. Bakın buradaki kayışımızı çıkaralım. Şimdi şu motorumdan gelen kabloları, ismimiz ise burada. Bakın. Yani bakın, iki motorumuzun yönü arkada. Yönü aynı. Şu anda enerji verdiğim zaman İki motorum da aynı yöne dönecektir. Hemen bu aşamada motorlarıma enerji vereceğim. Artı kablom ve burada ise eksi kablom arkadaşlar. Aslında şu anda paralel bağlı iki motorum oldu benim. Kabloları çektiğim anda iki motorum da birlikte duracaktır. Yani buradaki üretilen enerji diğer motorun üretmiş olduğu enerjiyle hiçbir şekilde bağlantılı değil. Hatta şu şekilde yapalım. Bakın arkadaşlar, az önceki yönteme geri dönelim. Buradaki motorum fazla, buradaki motorum az dönecektir. Hemen onu test edelim. Evet. Bakın, buradaki motorum az, oradaki motorum ise daha hızlı dönüyor. Şu anda 100 watt güç harcıyoruz arkadaşlar. Yani şu anda buradaki üretilen enerji buradaki motoru çevirmeye gördüğünüz gibi yetmiyor. Hatta çok fazla güç harcıyorum. Bakın, maksimum kapasiteye çıktım. 200 watt güç harcıyorum ve hala sistem rahatlamadı. Bakın şu şekilde attıralım kayışı. Evet, az önce 200 watt civarına kadar çıkmıştı arkadaşlar. Şu anda 13 watt civarında her iki motorum da sürülüyor. İki motorumuzu birleştirdiğimiz anda sistem tamamen kilitleniyor. Şöyle yapabiliriz belki. İki motorumuzu da aynı yerden birbirine bağlayabiliriz. Yani şu kısımdan. İsterseniz hemen onu deneyelim. Evet, iki motorumuzu da aynı eksantrikten bağladım. Gördüğünüz gibi iki motorum yine 22 watt civarında bir güç tüketiyor. Değişen pek fazla bir şey olmadı arkadaşlar. Evet, motorumuzdan geçti akım. Evet, biri o tarafa çekiyor, biri bu tarafa çekiyor arkadaşlar. Diğer motor daha güçlü o zaman. Bakın şöyle. O motor diğer tarafa dönüyor. Buradaki motorum hiç çalışmıyor nedense. Yani şu anda iki motoru seri bağladım birbirine.
Yani oradaki motorun wattı buradaki motorun wattından daha küçük. Evet arkadaşlar, bugün mekanik bir inverterin nasıl yapılacağıyla ilgili basit bir proje paylaştım sizlerle. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.